beyin nerede başladı? İlk defa yani canlıların tekamülünde, evrim sürecinde 4 milyar 200 yıllık yaklaşık bir yeryüzündeki, ki yeryüzünün hayatı 4 milyar 600 milyon. Hı. 4 milyar 200 bin, milyon yıllık bir canlılık var. Hı. Şimdi orada tek hücreler desem, prolobisitler desem, alkler desem ve beyin nerede başladı desem. Şimdi beyin bugün bakarsak, bugün yaşayan canlılarda hangisinde beyin var, hangisinde beyin yok ya da beyine kimin ihtiyacı var sorusunu sorarsak aslında bunun biraz tarihsel kökenine de hani yaklaşabiliyoruz. Ben genellikle beyin sunumlarında ilk sorduğum sorulardan biridir. Niye bizim bir beynimiz var diye. Espri konusu da oluyor tabii çok ben bunu söylediğim zaman. Ya işte hocam herkeste var mı falan filan gibi espriler çok yapılıyor. Ama genelde bakarsanız mesela ben onun için bir resim severim. İşte bir ağacın üstündeki maymunu gösteriyorum mesela. Orada iki canlı var. Bir ağaç var, bir maymun var. Birinin beyni var, birinin yok. Cevap aşikar yani. Bir maymunun beyni var ama ağacın yok. Şimdi biraz düşününce ağacın bir beyni olsa işte ağrı duyusu, tat duyusu, görme duyusu falan gibi duyuların da devreye girmesi lazım. Bir ağacın dalını kırdığınızda bizim kolumuzu kırdığınız gibi acı hissettiğini düşünün. Bir yere kaçamayacak, ondan uzak duramayacak ya da 5 adım ilerisinde hoşuna giden bir besin olduğunda oraya doğru yönelemeyecek. Dolayısıyla bir beyin olması hareketsiz bir canlı için çok büyük bir zul. Hareket başladığı zaman bakıyorsunuz canlılar aleminde beyin diye bir şeye ihtiyaç doğmaya başlıyor. Fakat bu hareketin mesela tek hücrelerin hareketinden bir farkı var. Şimdi bir hücreli bir canlı ebadı çok küçük olduğu için hem beslenme hem de haberleşme açısından çevresiyle aslında her bir zerresiyle doğrudan temas halinde. Hayvanın en içi bile, tek bir hücrenin içi bile dışarıya çok uzak değil. Dolayısıyla her türlü kimyasal, fiziksel etkileşim gayet güzel devam edebiliyor. Çok hücreli canlıların ortaya çıktığı işte bu 1-1,5 milyar senelik geçmişe bir bakacak olursak orada basit çok hücreliler, ilk çok hücrelilerde bir haberleşme sistemi ihtiyacı doğuyor. Çünkü artık içerideki hücreler var, dışarıdaki hücreler var. Dışarıdaki ortam içeriğiyle doğrudan temas edemiyor. O dışarıda olup bitenlerin içeriye bildirilmesi, içeridekilerin yaptığı, işte ürettiği tepkilerinde bir şekilde organizmanın faydasına dışarı yansıtılması gerekiyor. Bu durumda ilk sinir sistemi ortaya çıkıyor. Fakat burada da şöyle düşünebilirsiniz. Ademi merkeziyetçi bir merkezi sinir sistemi, şey bir sinir sistemi var. Bir merkezi yok, bir beyni yok, bir kontrol merkezi yok. Bunun en iyi örneği işte o bizim şimdi deniz anaları ya da hidra dediğimiz o denizin dibine yapışan medüs formundaki canlılar da var. Bir sinir ağı var her yerinde. Neresine dokunursanız dokunun böyle bir kaçınma, bir sakınma tepkisi üretiyor ve böyle çok özel, sofistike tepkiler üretebilme yeteneğine haiz değil. Biraz daha yeni zamana doğru geliyorsunuz. İşte yaklaşık birkaç yüz milyon yıl önce diyelim. Çok kesin tarihi belli değil. Canlıların hareketleri belli bir yöne matuf olmaya başlıyor. Hareket bir tarafa doğru olmaya başlıyor. Şimdi siz bir tarafa doğru giderken bir anda bir yön kavramı ortaya çıkıyor. Önünüz var, arkanız var. Şimdi ön için ekstra tedbir almanız lazım. Çünkü tehlike varsa oraya doğru gitmeyi durdurmanız, besin varsa o tarafa doğru hareket etmeniz vesaire lazım. Arka taraf nispeten daha az önemli. Böyle olunca duyu organlarının ön tarafta bulunması çok daha elzem, çok daha hayatta kalmayı destekleyici bir şey oluyor. Duyu organları öne gelince de onlardan gelecek birçok veriyi değerlendirecek bir merkeze ihtiyacınız var. Buna biz biyoloji zamanında şey diyoruz, biyoloji dilinde kafalılaşma deniyor. İşte beyin orada teşekkür etmeye başlıyor ilk. Yani ilk ortaya çıkış hareketle ilgili. Hareketle ilgili. Aynen. Demin sorduğunuz soruya benim kendimce verdiğim bir cevap vardı. Onu size arz etmek istiyorum. Lütfen. Eğer yanlışsa onu atayım. Beynin ilk ortaya çıkışı organların çoklulaşmasıyla alakalı. Aynen. Bir yönetim merkezine ihtiyaç Aynen. duyuluyor. Ve bu yönetim merkezine ihtiyaç olunca birden fazla yönetilmesi gereken şey var. Böyle zihnimde böyle bir şey oluşmuştu. Aynen, çok buna doğru. Ne dersiniz? Çok doğru. O öne toplanan işte duyu organlarından veri alacaksınız. Merkez oraya topladık ama mesela bizdeki örneğini ele alalım. Bir fırının yanından geçerken işte ekmeğin kokusunu aldığınız anda mideniz asit salgılamaya başlıyor. Şimdi öndeki sistem önde besin gördüğü zaman diğer organlara diyor ki besin gelecek, hazır olun. İşte asit salın vesaire. Şimdi böyle bir kontrol olmasa siz ona besin mideye inene kadar midenin bundan haberi olmayacaktı. Hmm.
bütün beden için böyle bir orkestra şefi bulunması canlının bir bütün halinde, bir kitle halinde hareket etmesini tabii ki kolaylaştırıyor. Hani belki canlılık tarihinde böyle varyasyonlar da yaratılmıştır. Vücudunun her tarafı farklı bir telden çalan bir canlı da belki oldu ama onların hayatta kalma şansı bizimki gibi tek bir koordinasyon merkezinden yönetilen bir canlıya göre çok daha zayıf olduğu için onlar muhtemelen tarihten silindi. Yani biz böyle bir örnek bugün görmüyoruz. Beyni olan bütün canlılarda beyin en üst kontrol merkezi ama bedenin geri kalanına da bir o kadar bağlı. Ben beyin konuşmaya başlamadan önce, biz şimdi hep beyin beyin diyeceğiz ya bu akşam. Bazen mesela mide uzmanları, bazen efendim ortopedistler, bazen işte diğer organlarla bir şekilde iştigal edenler bize biraz bozulabiliyorlar. Ben hep şunu söylüyorum bir yerinde muhakkak konuşmalarımın. Dışarıda tek başına zıplayarak gezen bir beyin olmadı hiç. Yani öyle bir şey görmeyeceğiz. Bu beden aslında bir bütün. Ama biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Yani o bir hiyerarşik bir sistem de var. Özellikle insan, düşünce, akıl, işte bunların kontrolü söz konusu olduğunda biz belli bir kategorizasyonla anlatıyoruz ve bu kategorileştirmenin de en üst seviyesinde mecburen beyin yer alıyor. Ama bedenin diğer kısmı olmasa, kolu bacağı budasak, beyninde çok fazla bir şey yapabileceği, onu da söyleyeyim. Bir bütün halinde düşünmek her zaman yine en güzeli.